CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tuttere bu kez de girdi maliyetlerini hesapladı. Sonra bir liste oluşturdu. O listeye de sevgili izleyiciler AKP'nin zulüm listesi adını verdi ve yayınladı. Listeye göre gübre fiyatları %15-53 ve yem fiyatları %83-170 oranında yükseldi. Bu konuyla ilgili Tuttere AKP'nin tarım politikasını rakamlar üzerinden eleştirdi. Son bir yılda gübre fiyatlarında %15 ila 53 artış yaşandı. Yem fiyatları da %83-170 oranında yükseldi. Veriler CHP'li Abdurrahman Tuttere'nin AKP'nin zulüm listesinden. Mazot fiyatları son bir yıl içerisinde %249, yem fiyatları %97 civarında artmış durumda. Tuttere son bir yıl içerisinde tarım ve hayvancılıkta yaşanan maliyet artışlarını hesapladı. Mazot fiyatları son bir yıl içinde %249, yem fiyatları %97 civarında arttı. Geçen yıl mazotun litre fiyatı 6 lira 75 kuruşken bugün 23 lira 58 kuruşa yükseldi. Kötü tarım politikası ve tarım girdi maliyetlerindeki artışlar Türkiye'de yurttaşlarımızın, çiftçilerimizin tarımdan elini çekmesine sebebiyet veriyor. Özellikle kötü tarım politikası ve tarım girdi maliyetlerindeki artışlar birçok çiftçinin de tarımdan elini çekmesine neden oldu. AKP iktidarı döneminde 28 milyon tarım arazisinin 5 milyon hektarı ekilmedi. Çiftçinin halini görün. Hayatımda hiç petrole mazot aldığımı hatırlamıyorum. Batırdınız bizi be. TÜİK verilerine göre 17 milyon ton buğday üretiliyor. Ancak üretim tüketim doğru kurgulanmadığı için buğday ithalatı 10,5 milyon tona ulaştı. Ekmeğe, buğdaya, bakliyat ürünlerine %100'den fazla zam geldi. Listede buna da yer verildi. Türkiye'de son 10 yıldaki buğday verimi 275 kilogram. Gübre altın oldu. Tarlalar gübresiz kaldı. Geçen yıl Ağustos ayında ton fiyatı 9.800 lira olan amonyum sülfat 11.200 liraya yükseldi. DAP gübresi 19.400 lira oldu. TÜİK'e göre bile tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık %157,89 artmış durumda. Ekmeklik buğday tohumu geçen sene 3.5'ken bu sene 10.5 liraya çıktı. Şu gördüğün, şu gördüğün, şu gördüğün gidon. Şu gördüğün bidonu gelsene ben 125 liraya dondurtuyordum mazot. 125 liraya. Bir sene götürdüm 1000 lira. 1000 lira para verdim al dondur dedim. 800 lira tuttu 800. Ben nasıl şey yapayım? Görüyorum bak. Dereye dökürüz hep topluyoruz. Yemde de durum farklı değil. Son bir yıl içerisinde besi yeminin fiyatı %83, süt yeminin fiyatı %97, yumurta yeminin fiyatı ise %169,4 oranında artış gösterdi. Biz çiftçiler 12 ay çalışıp zarar eden kişileriz. Diğer girdi kalemlerinde zirai ilaçlardaki artışlar da dudak uçuklattı. Geçen yıl ortalama litresi 125 lira olan birçok gübre ilacı 400 liraya kadar çıktı. 3 gün önce panzer ettiğimiz duyana kadar elektriğimizi kesti. Borcumuz vardı. Borcumuzu ödeyemedik. Malum çiftçilik yapıyor. Çiftçi sana get gitti miydi? Batıyor her sene 3 kağıt içeri gide kağıdı boşandı. Birçok çiftçi hacizle karşı karşıya kaldı. 2007'den bu yana çiftçiye verilmeyen tarımsal desteklerin toplamı 272 milyar lira. Bankalar Birliği'nin verilerine göre çiftçilerin bankalara olan borcu 224 milyar lirayı aşmış durumda. Bakanlık verilerine göre de 1 milyon 366 bin tarım arazisinin borcu ödenmemiş. Yani çiftçiler hem ekemiyor hem de bankalar tarafından rehin alınmış durumda. Buradan iktidara ve Tarım Bakanlığı'na şu çağrı yapıyoruz. Bu verileri görün. Türkiye'de tarım ve hayvancılık sizin anlattığınız gibi işler gerçekten güllük gülistanlık değil. Tedbir alınmazsa ülkemiz büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kalabilecek.